Ev Bitkilerim kanalından merhaba, ev ve kanalıma hoş geldiniz. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bugünkü video konumuz ilkbaharda mor telgraf çiçeğimize nasıl bir bakım yapmalıyız ve bu bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi gördüğünüz gibi bu mor telgraf çiçeğimiz dışarıda balkonda olduğu için bayağı bir dallarında kurumalar, sararmalar ve aşırı derecede kıştan çıkmanın bir yorgunluğu var bitkide. Şimdi onun için bu kuruyan dalların hepsini şöyle bir şekilde temizleyeceğiz ve bitkimize tekrardan kendini daha güzel geliştirebileceği güzel sağlıklı bir ortam hazırlayacağız. Şimdi şöyle bütün kuruyan dallarını, bu kuruyan dalları salarken aslında arkadaşlar boğum yerlerini korumakta. O boğum yerlerinde şöyle şurada gördüğünüz gibi yeni yeni yavrular verirken o yavrulara destek olmakta. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bunları alacağız. Bir temizleyeceğiz. Bakımı kolay, çoğaltması çok kolay ve kesinlikle fazla bir bakım istemeyen, düzenli sulama ve arada verilen bir bitki besiniyle kendini çok güzel bir şekilde yetiştirebilen harika bir bitki. Onun için bu bitkimizin şöyle bakımını ve sulamasını yaparken sadece toprağının geçirgen olmasını ve su kaybettikçe su vermeye özen gösterirsek çok fazla bir şekilde bir ihtiyacı yok. Fakat ben şöyle çok dağılmış, etrafa yayılmış, kolları çok sevmediğim için bu telgraf çiçeklerimde ya budama yapıyorum ya da budama yaptığım dallarını, şurada gördüğünüz gibi şu dalı kendiliğinden balkonda kırılmış düşmüştü. Ben de onu hemen aldım getirdim. Şöyle toprağının üzerine koydum. Ölmedi. Burada olduğu gibi bakın gördüğünüz gibi hiç ölmeden sağlıklı bir şekilde orada yaşamını sürdürdü. Şimdi bundan çoğaltma yapacağım. Çünkü bu kırıldığı için onu tekrardan dibine ekleyip oradan kendisini geliştirmesini ve saksısını daha iyi doldurmasını sağlayacağım. Onun için şöyle şu boğum yerlerine bakın, buradan hemen bir sürgün vermiş. Kırıyorsunuz ya da kesin makasla. Çok çabuk kırılıyor çünkü. Şurada bu birazcık susuz ve şey kaldığı için o çıt sesliliğini kaybetmiş. Şuradan şöyle kırarak şuradan şöyle birçok fide ya da fidan ya da sürgün elde edebilirsiniz. Ve şu anda elimizde bayağı bir sürgünümüz oldu. Şu uzayan dallara da aynısını yapacağız. Şöyle kıracağız. Şuradan ve şuradan böyle bu şekilde. Çünkü hem bu kadar dağılmasını istemiyoruz, hem de daha güçlü kendini yetiştirmesini istediğimiz için şu aşırı derecede sürgün vermiş yerlerini alıyoruz ve bu şekilde bitkinin kendini daha güçlü hissetmesini de sağlıyoruz. Bunları atmıyoruz. Bunları hemen ne yapıyoruz? Şuradaki çelik gibi şöyle delikler oluşturuyoruz toprağının içerisinde. Önce temizliyoruz. Atık haline gelmiş bitkiye de bakın. Boğum yerinden orkideler gibi, bamba orkideler gibi yavru veriyor hemen. Onu alıyoruz. Şöyle sokalım. Bulduğunuz bütün saksıdaki boşluklara hem çiçeğin kendisini daha güçlü ve kuvvetli yetiştirmesini sağlayacağız. Diğer taraftan da dağınık ve boş görünen saksımız çok güzel bir şekilde bir görüntüye kavuşacak. Ve çok özel bir vitamin uygulayacağım ben şimdi bunlara. Size bir ay sonraki çekimini hemen göstereceğim. Hiçbir yerde bulamayacağınız bir vitamin ya da bir bitki kürü uygulama şekli yapacağım. Ve o şekilde
müthiş bir şekilde bitkinizin geliştiğini ve yetiştiğini siz de tanık olacaksınız. Gelişmeyen bitkilerinize özellikle açık havada, balkonda olan yerlerde bunu uygulayabilirsiniz. Şunun toprağı az. Ben bütün dikimleri yaptıktan sonra videoyu kapatıp vitaminini uyguladıktan sonra bunlara birazcık toprak eklemem gerekiyor. Şimdi bir ay sonra bu sürgünlerimiz çok güzel bir şekilde büyüyecek. Bir kırıldı. Ve çok güzel bir şekilde saksımız dolu dolu telgraf çiçeği olacak. Şurada bir şey kırıldı gibi oldu ama olmadı herhalde. Şimdi ben buna birazcık toprak getir, pilav edeyim, sonra vitaminini uygulayalım. Şimdi toprak ilavesini yaptım. Çok güzel bir şekilde o kırılan, dökülen ya da uzayan, işe yaramayan şöyle çelikleri vardı. Bu çeliklerini de güzel bir şekilde delikler açarak o deliklere yerleştirdik. Ve bir ay sonraki halini gördüğünüzde gerçekten çok harika ve başarılı bir sonuç olduğunu siz de fark edeceksiniz. Ve hiçbir yerde olmayan ve sadece burada olan o kürümüzü sizlerle paylaşacağım. Kara sevda çiçeği, mor telgraf çiçeği, kavuşamayan sevgililerin çiçeği diye bilinen bu çiçeğimiz aslında bakımı ve büyütülmesi çok kolay ve özel sürgünler veren ve sürgün verdikten sonra şu tepelerinde de çiçek açan harika bir bitki. Bu bitkimizin bakımını yaparken söylediğim gibi telgraf çiçeklerinin 6-7 çeşidi var bende. Hatta şeyi bile var. Bu dev telgraf çiçeği böyle kocaman olur yapraklarıyla ahtapot telgraf diye olan. Yani şu ana kadar baktığım çiçekler içerisinde bakım en kolay olan çiçekler telgraf çiçekleri. Şimdi uygulayacağınız küre gelince, şimdi dikimini yaptık, bakımını, ilkbahar bakımını yaptık, suyunu şöyle bir verdik, suyun çekmesini bekledik. Suyunu çektikten sonra arkadaşlar şöyle bir yumurtayı alıyorsunuz. Yumurtanın şu kısmını, sadece şu kısmını bakın açıyorsunuz. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz ve getirip şöyle telgraf çiçeğinizin ortasına onu yerleştiriyorsunuz. O yumurta zamanla proteinli, vitaminli ve içindeki bütün her şeyini telgraf çiçeğinize bırakacak ve telgraf çiçeğiniz bir süre sonra şöyle yapalım, sinek gelmesin yumurtanın kabuğuna. Harika bir şekilde gürleşecek ve büyüyecek. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı vergene buluşmak dileğiyle. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.